sevgili sektör mensupları. Evet, ev tekstilinin ve perdenin başkenti Denizli'de Ercanlı Tekstil bu yıl ilk defa gerçekleştirdiği etkinliğinde Marmara bölgesinden, Akdeniz bölgesinden ve Ege bölgesinden dostlarını ağırlamaya devam ediyor. Etkinliğimizin ikinci gününde ve Ercanlı Tekstil yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Değerli sektör mensupları, biz de bu güzel kareleri yansıtmak üzere tabii ki yerimizi Denizli'de aldık. Sedat Narkuz ile sizleri tanıştırmak istiyorum. Sedat Mevşat'ın sahibi, evet, bu kez Alanya'dan geldi, evet, misafirimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim efendim, hoş bulduk. Sizi tanımak istiyoruz. Ben Alanya'da yaklaşık 25 yıldır Alanya'da yaşıyorum. Alanya'da perde sektörüyle uğraşıyorum. Ünal abimiz de o zamandan beri tanırım. Beraber çalışırız. Allah razı olsun, çok güzel bir etkinlik yapmış. Çok güzel bir davetiye bizi çağırdı. Sağ olsun. Geldik. Biraz da biz ürün almak için geldim. Daha doğrusu ürünlerimizi aldık. Ve güzel bir etkinliği yaşattığı için, bizi buralara davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Efendim, ne mutlu size ki böyle güzel bir toptancıya sahipsiniz. Aynen. Kalbi yüreği güzel bir toptancı. Ticaret ahlakı, çizdiği vizyonları, aynen, o kadar güzel ki buraya gelen herkesin yüzünün güldüğünü gördüm ben. Aynen. Peki efendim, Alanya'ya doğru bir yola çıkalım. Sedat Mevşat'ı bize anlatın. Sedat Mevşat 2003 yılında açmıştım kendim. Hı hı. 2003 yılından belli sektöre devam ediyorum. Alanya'da güzel, Allah'a çoşuk, işlerimiz de iyi. Çalışıyoruz. Daha çok otellere mi yapıyorsunuz? Hayır efendim, bizim %80 yabancı turistlere yönelik, yabancılarla çalışıyorum. Yani şu 2010'a kadar Alman, İngiliz vardı. 2010'dan sonra Ruslarla, Araplara hitap ediyoruz şu an. Onlarla çalışıyoruz. Yani yine Alman, İngiliz de var ama eskisi gibi değil tabii ki. Türkiye geneline bakıldı da biraz daha şanslısınız. Evet. Hem sıcak bölge, hem güzel bir bölge. Yani turistik bir bölge. Aynen, turistik bölgede yaşıyoruz yani. Bence tezgahı tam yerine açmışsınız, aynen, diye efendim düşünüyorum. Esas Ankara'dan geçmeyeyim yalnız efendim. Çıkçıları kuşundayım. Öyle olaya mi? Da yerleştim. Evet. Aslen yani nerelisiniz? Esas Çorumluyum. Çorumlu. Evet, Çorumluyum. Oradan yerleştik buraya efendim. Ankara'da yetiştiniz. Alanya'da da en güzel yerde mağaza sahibi oldunuz. Aynen efendim. Efendim, daim olsun ticaretiniz. Ve gelelim, ürünleri aldınız. Gideceksiniz biraz, evet, sonra. Evet, biraz sonra çıkacağım yola. Kalite zaten tartışılmaz. Ünal Bey'in çizgilerinden biri de bu. Kaliteye, evet, öncelik tanıyor. Ürünün arkasında duruyor ama benim bilmediğim, sizi memnun eden, mutlu eden tarafları başka neler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Dürüst bir insan, iyi bir insan. Bir de yılların tecrübesi var. Ve de çalıştığımızda her konuda memnunuz. Sağ olsun, olduğunda da olmadığında bize her türlü yardımcı oldu. Allah razı olsun, babamız gibi sevdiğimiz bir insan. Arkanızda yani, duruyor. Arkamızda duruyor efendim. En önemli olan o zaten. Toptancının yanlış anlaması, yarı yolda bırakması veya şey yapması çok kötü. Ama sağ olsun, bize her türlü desteği verdi. Benim zor günlerim de oldu, iyi günlerim de oldu. Sağ olsun, Allah bin kere razı olsun. Her konuda yardımcımız oldu yani. Ve sağ olsun. Özellikle ödeme konusunda da esnek olan toptancılar her zaman müşteri portföyüne hiç kaybetmemişlerdir. Aynen. Çünkü ne dediniz? Kötü günümde oldu, iyi günümde. O kötü günler geçiyor, emin olun. Tabii. Önemli olan kötü günde müşteriye sahip çıkmaktır diye düşünüyorum. Doğrudur. Aynen doğrudur efendim. Haklısınız. Peki efendim, o zaman Ercanlı Tekstil ailesi bizi izliyor. Başta Ünal Bey, Mehmet Bey, evet, çok değerli bölge sorumlularımız var. İsimlerini zikretmek istiyorum. Murat Zorlu Beyefendi, Mehmet Özker Beyefendi ve daha niceleri efendim var. Burada isimlerini tek tek sayamıyorum. Evet. Onlara neler söylemek istersiniz burada? Çok teşekkür ediyorum hepsine bu etkinliği ve bu bizlere bunları yaşattıkları için ve bizim arkamızda yani kale gibi durdukları için hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ olsun, var olsunlar efendim. Efendim, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Güle güle gidin. Çok sağ olun. Ürünlerinizi güle güle satın. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, saygı bizden. Değerli sektör mensupları efendim, gördünüz. Böyle 3-5 dakikaya bir buradan ürün çıkıyor. Yoğun bir gün daha geçiriyor Ercanlı Tekstil. Dün ayrı yoğundu, bugün ayrı yoğundu. Yarın da bu yoğunluğun devam edeceğini düşünüyorum. Gerçekten bir daha yeniliyorum. Marmara, özellikle Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesi perdecilerimizin yoğun ilgisi var Ercanlı Tekstil'e. Burada da göstermek istediğim bir kare var efendim. Gördüğünüz gibi. Evet, sıcağı sıcağına da ürünler gidiyor. Ve diyoruz ki
İşte bu hareketlilik Ercanlı Tekstil'in başarısıdır. Ercanlı Tekstil'in iş ahlakıdır ve vizyonlarının ışığıdır diye düşünüyorum. Bizden ayrılmayın çünkü biz Ercanlı Tekstil'in bünyesinde bulunmaya devam edeceğiz.